Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. İş dünyasının nabzına ışık tutacak İş Dünyası Rehberi Altın Rehber programıyla sizlerleyim. Birçok sektörden her alanda merak ettiğiniz her şey Altın Rehber programımızda. Hemen iş dünyası turumuza başlıyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, Kocaeli Gölcük'te çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çakıroğlu İnşaat bizleri konuk etti. Yanımızda firma sahibi Hüseyin Çakıroğlu var. Hüseyin Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Hüseyin Bey, sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Hüseyin Çakıroğlu kimdir? Hüseyin Çakıroğlu, Trabzon Of doğumlu. 1959, Trabzon Makine Tekniker Okulu mezunu ve 1977'den itibaren Gölcük'te Çakıroğlu İnşaat'la iştigal eden bir şahsiyet. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz? Firmamız 1974 yılında aile şirketi olarak başlamıştır ve halen devam ediyordur. Peki burada sunmuş olduğunuz hizmetlerden biraz bahseder misiniz? Çakıroğlu İnşaat firmasının özellikle Gölcük'te ve çevresinde yapmış olduğu faaliyet sosyal konutla ilgilidir. Gölcüğümüzün kapasitesi zaten buna uygun olduğu için Gölcük'ün taleplerine göre faaliyet yapıyoruz. Peki sektördeki hedefleriniz nelerdir? Her firmanın olduğu gibi bu sektörde de büyümek, daha geniş, daha alan açarak Gölcük'teki insanlara sosyal konut alanında faydalı olmak. Hüseyin Bey, son olarak izleyicilerimize aktarmak istediğiniz başka bir sorunuz var mı? Efendim, Gölcük deprem bölgesi olduğu için sosyal konut veya konut alacak olan arkadaşlara, vatandaşlarımıza şunu öneriyorum. Sağlıklı ve güvenli konutları tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yaşam insanlar için çok önemlidir. Buna dikkat etmelerini öneriyorum. Peki, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Merhaba Altın Rehber izleyenleri. Sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor. Sizlere bugün Kütahya'dan sesleniyoruz. Kütahya'da adı belli tel bizleri konuk etti. Yanımızda adı belli telin sahiplerinden Şeyh Muz Bey bulunmakta. Öncelikle Şeyh Muz Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Şeyh Muz. Mardin doğumluyum. Kütahya 2005'te geldim. Üç kardeşiz biz. Üçümüz bu işi yapıyoruz. İştenden en küçükleri benim. Peki efendim, siz 2005 yılından beri çalışıyorsunuz. Adı belli tel 2005 yılından beri mi faaliyette, yoksa siz mi sadece? Adı belli tel 96 senesinden beri faaliyette zaten. Sonra kendi şirketimizi kurmaya karar verdik. 2005'te tabii Kütahya ihtiyaçtı bunun için. Bir eksikti Kütahya'da. Tamamlamak için biz geldik. O günden beri burada yüksek bir hızdan devam ediyoruz. Peki efendim, röportajımız öncesinde de bahsetmiştiniz. Hizmetleriniz bayağı geniş kapsamlı. Bunlardan bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey. Tel denilince Kütahya'da işte adı belli olarak anılıyor genelde. Kütahya'nın ve çevre illerin %70 oranında işlerini yapıyoruz. Yaptığımız işler montaj işi genelde. Arazide, bağ, bahçe, halı saha, tenis kortu gibi çevre düzenlemesi, tel çekimi, anahtar teslim olarak uyguluyoruz. Hizmetlerimiz bu şekilde devam ediyor, edecektir de inşallah. Peki efendim, anladığım kadarıyla bunun montajının dışında imalatı da size ait değil mi? Tabii ki, ham maddesini alıyoruz. İp tarzında telleri alıyoruz. Kendimiz CNC makinede dokuyoruz. Evet, imalatlarımız dediğim gibi 2005'ten beri devam ediyor. Tek kalem. Haliyle yıl ve süreç içerisinde bunları çoğalttık. Elimizde 30'a yakın çeşit bulunmaktadır. Tabii incesi, kalını, sık seyreği, beton direği, boru direği, demir aksamı. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Peki efendim, adı belli tel Kütahya ili içerisinde ve dışarısında da, atıyorum, Türkiye'nin 81 ilinde de hizmet verebilir mi? Tabii ki, istenilen her ilde hizmetimiz mevcuttur. Garantisi vardır. Yaptığımız bütün işlerin arkasındayız.
baştan sağma yapmacık işler yapmayı sevmiyoruz. Yaptığımız işlerin arkasındayız her zaman. Arkasından da duracağız. Kalitemizden ödün vermiyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Peki efendim, sektörde bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki hedeflerimiz tabii ki biraz daha büyük çalışmak, büyük işler tutup büyük iş yapmak. Ondan sonra çevre illere biraz daha özen göstermek. Hedeflerimizi biraz daha yükseltmek. Şu anda %70, %75 oranında. Bunu %90'lara taşıyabilmek. Kalitemizi biraz daha yükseltmek. Peki efendim, programı sonlandırmadan önce Altın Rehber programı aracılığıyla izleyenlerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İzleyicilerimiz altta geçen numaralardan bize ulaşabilirler. Profesyonel kadromuzdan her zaman hizmetlerindeyiz. Efendim, izleyenlerimizi biz de buraya bekliyoruz. Değerli Altın Rehber izleyenleri, Sektörler Arası Türkiye turumuzda bugün sizlere Kütahya'dan seslendik. Adı belli tel bizleri konuk etti. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, bugün sizler için Hatay Kırıkhan'da yıllardır bu sektörde hizmet vermekte olan köklü bir firmanın asil ev aletlerinin konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz genç iş adamı Yahya Asil Beyefendi bulunmakta. Merhabalar Yahya Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Efendim, siz de programımıza hoş geldiniz. Yahya Bey, asil ev aletleri sektörde kaç yıldır hizmet vermekte? 1978'den beri biz bu işi yapıyoruz. Halka hizmet şeklinde. Yani en iyi fiyatı vermeye çalışıyoruz tüm tüketicilere. Satış sonrası memnuniyet yaratmaya çalışıyoruz. Sadece hedefimiz satmak değil, satış sonrası da memnuniyet sağlamak. Efendim, asil ev aletleri köklü bir firma, yıllardır bu sektörde hizmette. Satmış olduğu ürünün ne kadar arkasında? %100 diyeyim. Tabii ki. Yani anlık bilgi de verebiliyoruz. Ürünleri anlatabiliyoruz. Satış elemanlarımız falan hepsi aynı şekilde desteğini veriyorlar. Teslimat konusunda nasıl bir yöntem izler asil ev aletleri? Hatay içerisinde aynı gün yapmaya çalışıyoruz. Hatay dışı olduğunda 2 iş gün içerisinde. Hatay dışına da çalışıyor o halde. Evet, internet satışlarımız mevcut. Asil ev aletleri firmamızı Google üzerinden aratabilirler. Oradan internet satışıyla her türlü beyaz eşyayı kapsıyor. Sadece Türkiye'nin en belirgin bir markası olan bir firmayı temsil ediyoruz. Biliyorsunuz zaten. Ayrıca Apple, Samsung gibi telefonların hızlı satışını gerçekleştiriyoruz. İyi fiyat vermeye çalışıyoruz bütün tüketicilere. Peki asil ev aletleri şubeleşmeyi düşünür mü? Yakın tarihteki hedefleri neler? Yani aklımızda birkaç proje var ama zamanla olabilecek şeyler. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhaba sevgili izleyiciler, Sektörler Arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nden sesleniyoruz. Yanımızda müzikolog Sayın Profesör Filiz Ali bulunuyor. Merhabalar hocam. Merhaba. Evet hocam, biraz akademimiz hakkında izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Burada yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Bizim akademimiz esasında bir müzik okulu değildir. Zaten müzikle uğraşan genç insanların dünya çapında ustalarla bir araya gelerek sanatlarında gelişmelerini, sanatlarını cilalamalarını sağlamak için başlanmış bir projedir. Bu proje 20. yılına geldi. Her yıl
4 veya 5 değişik enstrüman üzerine yoğunlaşıyoruz. Bunlar piyano, keman, viola, violonsel, bazen gitar. Evet hocam, vermiş olduğunuz önemli ve değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda alanında lider isimleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için Kahramanmaraş, Tekir, Alaçayır Mahallesi'nde Damızlık Halep Keçisi Besi Çiftliği'nin konuğu olduk. Yanımızda çiftlik sahibimiz Şuayb Kaşık Beyefendi bulunmakta. Merhabalar Şuayb Bey. Merhabalar, hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Şuayb Bey, öncelikle merak ediyoruz ki Halep keçisini diğer keçilerden ayıran fark nedir? Şimdi Halep keçisi diğer keçilerden ayıran özelliklerden biri süt keçisi olma özelliğine sahip. Bunlar da 2 ila 5 arasında litre olarak sütleri değişiyor. Süt oranı fazla olması, amacımız zaten süt olarak yapmak. Ve damızlık isteyenlere de damızlık olarak teşvik vermek. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Siz buraya hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Aydın Nazilli'den sesleniyoruz. Nazilli'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleri, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Edem Dondurma'ya konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Fatih Mehmet Kaya var. Bakalım bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, ürün ve ürün yelpazesiyle alakalı neler aktaracak. Mehmet Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Mehmet Bey, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Fatih Mehmet Kaya kimdir? Ben Kahramanmaraş doğumluyum. Kahramanmaraşlıyım. 1978 yılında doğdum. Bu firmaya 2002'de katıldım. Geç kalmışım diye düşünüyorum. Firmamız 1982'den beri faaliyette. Şu ana kadar 24-25 şubemiz var. 150'nin üstünde satış noktamız var. Yani, ürün yelpazemize ve hizmetlerimize gireceğiz ancak öncelikle bir şu konuya değinmek istiyorum. Dondurma deyince akla ilk olarak Maraş geliyor. Aynen. Sizler de Maraş'tan bu işin içerisinden geliyorsunuz. Evet, toplam olarak kaç yıldır siz bu sektördesiniz, marka değil? Bu sektörde 25 yıldan beri bu sektörün içindeyim ama bu markada bir 15 yılım oldu. 15 yıldır Edem Dondurma faaliyet gösteriyor. Evet, aynen. Ürün yelpazemize şöyle bir baktığımızda çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Onunla beraber aslında bu işi sanata dökmüşsünüz. Ve görsel sunumla da aslında doyuruyorsunuz diyebiliriz. Ürün yelpazenizi biraz sizlerden dinleyelim öyleyse. Vallahi şimdi nasıl desem, müşterimizin isteğine göre hareket ediyoruz. Meyveli dondurmamız, kokteyli, kesme dondurmamız ve üzerinde Antep fıstıklı, cevizli dürüm. Kesme dondurmamızdan gül ve şekiller yaparak müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimiz çok memnun. Facebook, Twitter falan olsun. Bakıyorlar, beğeniyorlar. Onun üzerinden de sipariş alabiliyoruz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da aldığınız siparişleri, evet, Türkiye'ye gönderim sağlıyorsunuz yani. Ya burada geldiklerinde istiyorlar, ben bunu istiyorum diye biz ona göre şekilli şekilli istediklerine göre ikram ediyoruz. Az önce röportaj başlamadan da sorduğum bir şey vardı. Şu dondurma, önümüzde duran pembe dondurma, bu nedir? İçeriğinde ne vardır? İçeriğinde yaklaşık 20 tane meyve çeşidimiz var. Yani armut, incir, nar, ayva. Aslında ya, karar veremiyor yani. Karar buraya veremiyorum. Aklımın 3 tane daha çoğu gelmiyor yani. Yok, yani bu konuda hangi dondurmayı yiyeceğine karar veremeyenlerin spesiyeli bu diyebiliriz. Bunu alabilir yani, hiç meyve şey olmadan. Hepsini alabilir. Peki az önce şubelerimizden bahsettiniz. 24 şubemiz var, doğru mudur? Doğrudur. Peki bu şubelerimiz nerededir? Daha fazla şube açmayı düşünüyor musunuz? Valla merkezimiz Denizli. Yani şirket sahibi Denizli. Ben bu şirkete dediğim gibi 15 yıl oldu gireli. Denizli çevresi şube olarak Aydın çevresinde var. Burdur'da var. Ama satış noktalarımız Bursa, Balıkesir, Sarımsaklı, İzmir, Kuşadası, Marmaris gibi, Alanya, Antalya, Ankara, Afyon civarında var.
Yani 150 üzerinde satış noktamız var. Gerçekten çok geniş bir alana sahipsiniz. Bu konuda şubeleşme konusunda çok geniş bir kapsamdasınız aslında bakılırsa. Bunun dışında tabii ki dondurmalarımız ön plana çıkıyor ama burada servis etmiş olduğumuz içeride reyonlarda da bulunan tatlılarımız var. Bu tatlılarımızdan da biraz bahsetmenizi rica etsek. Tatlılarımız cevizli, anti fıstıklı üzerinde yoğunlukta. Peki neden sizin dondurmalarınız bu kadar lezzetli? Sırrı nedir? Bunu özel yapan şey nedir? Keçi sütü ve doğal salep kullanılması. Yani inek sütü değil, %100 keçi sütünden ve özel yaylalarda yetişmiş doğal salep. Yani buradan da aslında dondurmaları kendinizin imal ettiğini sonucunu çıkarabiliriz. Evet, doğrudur efendim. Peki bundan sonrası için Edam Dondurma'nın hedefleri nelerdir sektörde? Vallahi şu anda sanırım günlük 25 ton kapasiteli dondurma fabrikamız açılmak üzere. Açılırsa inanıyorum ki Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Marmaris'i komple kaplayacağız diye düşünüyorum. Bizler de bu konuda başarılarınızın devamını diliyoruz öyleyse. Teşekkür ederim. Buradan izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Marka olarak Edam büyük bir ailedir. Herkesi tavsiye ederim tat ve lezzet olarak. Bu kadar. Bizler de kesinlikle gelin görün ve bu muhteşem tadları tadın diyoruz. En azından bu sanatla bile gözünüz doyuyor burada. Aydın Nazilli'de Edam Dondurma bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak? İsmail Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Çevik, 1996 doğumluyum. Genç bir fotoğrafçıyım. Erken başladım bu sektöre. Efendim, kaç yıldır bu sektördesiniz? Dededen bu yana 1967'de başladık ama kendim bir 12 yıl oldu. Peki İsmail Çevik fotoğrafçılık kaç yıldır bu sektörde? Ortalama 3 yıldır kurumsal olarak devam etmekte. 2015 itibariyle reklam ajansı olarak genel anlamda otellerin tanıtım filmleri, reklam filmleri, hava çekimleri, bu şekilde sponsorlu işler yapıyoruz. Peki efendim, sektörde bundan sonra hedefleriniz nelerdir? Ve Kütahya İl dışında da hizmetlerimizden yararlanmak isteyen izleyenlerimiz olursa yararlanabilirler mi? Genelde Türkiye genelinde Alanya'da da şubemiz var. Genelde yavaş yavaş şubeleşmeye başladık. İkinci etapta büyük kurumsal firmaların genel tanıtım filmlerini yapmaya hedefliyoruz. Değerli Altın Rehber izleyenleri, sizlere bugün Kütahya Tavşanlı'da da İsmail Çevik fotoğrafçılıktan seslendik. Bakalım sektör arası Türkiye turumuzda bir sonraki durağımız neresi olacak? Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden, Fethiye'den sesleniyoruz. Fethiye'de kurulduğu günden itibaren vermiş olduğu profesyonel hizmetleriyle bütün çevreye ismini duyuran, sektöründe markalaşan bir isme Erkan Yılmaz Hoca'ya konuk olduk. Erkan Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Önce hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Hocam, burada ne gibi hizmetler sürdürüyorsunuz? Bunları konuşacağız ama öncelikle bir sizleri tanıyalım. Erkan Yılmaz kimdir? Erkan Yılmaz Denizli Acıpayam doğumlu. Dede ve babası hoca olan, hocalık eğitimi almış, yıllarını sadece şifacı olarak çalışan birisidir. Maksat ve gayemiz şifa verebilmektir. İnsanlara üzmek değil, mutlu etmektir. Burada size kaç yıldır bu sektördesiniz demeyeceğim. Çünkü zaten dededen bir el alma durumu var. Evet. Ufak yaştan beri, doğduğunuz andan itibaren böyle bir şey var. Şu şekilde dedim ben size. Babamın bizzat Said Nursi talebesi olup yanında kalmasından beri bizim şifacılık çalışmamız. Fethiye'de 10 yıldan beri bu işi ruhsatlı bir belgeli bir şekilde yaptığımız, gerek Diyanet'ten gerek başkadan tasdik onaylı belgelerimizde resmi, sahtekarlık değil de gerçekten gayri resmi olarak yapıldığını göstermektedir yaptığımız iş. Burada sunmuş olduğunuz hizmetleri de seyircilerimize aktaralım buradan, sizlerden dinleyelim. Efendim, burada elimizden geldiği kadar gelen eşler arasındaki geçimsizlikler, kısmet ve nasipsizlikler, günümüzde en çok yaşadığımız stres, bunalım, yani cinnet geçim dedikleri gibi, yani hayatı karamsar bakmak gençlerimizden de olan şeylerden. İsteyen herkes istediği kişiye büyü yapabilir mi? İsteyen herkes isteyen kişiye büyü yapabilir mi? Tabii ki önemli bir şey, büyü yapılır ama hak olan, doğru olan bir şey olabilir. Haksız ve adaletsiz olan bir şey nasıl dışarıda normal istediğimiz zamanda olmuyorsa orada da olmaz. Bu dualardan istifade etmenin şartı da inançlı ve itikatlı olmak, hak yerinde yapmaktır. Rastgele isteyen öyle bir şey yapacak diye bir şey yok.
kanunda nasıl cezalıyorsan dinde de günaha girersin. Çok teşekkür ediyorum hocam vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Fethiye'de Erkan Yılmaz Hoca bizleri konuk etti. Sektörler arası yolculuğumuzda bakalım sıradaki durağımız neresi? Ankara'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla bizlerce sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Hocam Pikniğe konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz İsa Bakır var. Bakalım İsa Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, ürün ve ürün yelpazesiyle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak efendim. İsa Bey bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz asıl bize teşrif ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Peki İsa Bey, sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Öncelikle İsa Bakır kimdir? İsa Bakır, biz aslen Gaziantep'liyiz. Birkaç kuşaktır gıda işiyle uğraşıyoruz. Daha 2000 yılından beri de ODTÜ'de yine restoran işletmeciliği yapıyoruz. Bunun ilk amiral gemisi de Hocam Piknik olarak ODTÜ'de ve Türkiye'de beğenilen bir marka Hocam Piknik. Peki sizler tam olarak kaç yıldır gıda sektöründesiniz? Ben İsa Bakır olarak 1984'ten beri buradayım. Oğlumla beraber 2000 yılından beri ilk işletmemiz olan Hocam Piknik'le başladık. Sonra ikinci, üçüncü, dört tane ayrı işletmemiz var. Birisi kebap, pide kebap restoranı, birisi sulu yemek restoranı, bir de pastane olmak üzere yine o tamamı ODTÜ içinde 4 ayrı işletmemiz var. Şu an önünde bulunmuş olduğumuz Hocam Piknik ve Fiat'a arkamızda görünüyor zaten. Özellikle en çok tercih edilenlerden bir tanesi bildiğim kadarıyla Hocam Piknik kumpiri. Biraz ürün ve ürün yelpazenizden bahseder misiniz lütfen? Şimdi herkes kumpir yapıyor. Ama bizim yaptığımız kumpir diğer kumpirlerden çok farklı. Biz çift fırınlama yapıyoruz. Biliyorsunuz patatesi kızarttıktan sonra kaşarı karıştırırken patateste bir soğuma oluyor. Onun üzerine Rus salata, soğuk su Rus salatası, soğuk mezeleri koyduğunuz zaman tamamen soğuyor. Ve bu bitinceye kadar o lezzeti vermiyor, o hazzı vermiyor. Ama biz kaşarı ve tereyağını karıştırdıktan sonra bir daha kızartıyoruz fırında. Ondan sonra soğuk mezeleri üstüne koyuyoruz. Kumpiri bitinceye kadar o zevkle yiyebiliyorsunuz. Yani bizim Hocam Piknik'teki taktiğimiz bu. Lezzetinizin de küçük bir sırrını vermiş olduk buradan. Tabii ki bir de dikkatimi çeken bir diğer nokta ise ürünler kullanılırken ustalarımız gramaj gramaj hazır olan ürünleri kullanıyorlar. Bunun sebebi nedir? Şimdi şöyle bir şey, ben çaydan örnek vereyim. Çayını biraz fazla atarsanız hiç iyi olmaz. Az atarsanız yine iyi olmaz. Ama patates kaşar oranını tutturmak için ustadan ustaya fark etmesin diye biz orada tezgahta gördüğünüz gibi her bir porsiyonu gramajlarını ayırıyoruz. Bir usta sadece onu patatese ile karıştırarak verdiği için bugün de yediğiniz kaşarın kaşar patates oranıyla bir ay sonra, iki ay sonra veya A ustası, B ustası yaptığında kalite değişmiyor. Onun için bunların bütün ürünleri gramaj gramaj tereyağını, kaşarını ve patatesi bellidir bizde. Peki buraya gelip sizleri ziyaret edemeyecek olan izleyicilerimiz için de paket servisiniz mevcut mudur? Burada sadece ODTÜ içine hizmet edebiliyoruz. 8 tane kuryemiz var ama ODTÜ çok kalabalık bir aile. 40 bin kişi yaşıyor. Bu yakın Bilkent ve 100. yıla dahil servis yapamıyoruz. O müşterilerimizi ODTÜ'ye bekliyoruz. ODTÜ içerisindekileri yine de bir paket servisimiz mevcut oluyor. Evet, var. Aynı zamanda kardeş firmamız yani yine sizlere ait olan tabii ki yan tarafta bir de Piyata kafemiz, restoran alanımızda faaliyet göstermekte. Orada sunmuş olduğunuz hizmetler, oradaki ürün yelpazenizde neler vardır? Orada Piyata tabak anlamına geliyor. Bu tabak da dünya mutfağı, tavuk ve kırmızı etten olan tabaklarda ürünlerimiz var. Artı pide ve kebap var. Biz Gaziantep'liyiz. Gaziantep'li olunca kebapsız olmuyor. Pide, lahmacun ve kebap Piyata'da yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem teveccüh gösterdiğiniz için sizler ve tüm müşterilerimize buradan teşekkür ediyoruz. ODTÜ'ye geldiklerinde
zaten onları bir güler yüzle her zaman karşıladığımız gibi onları bekliyor olacağız. Bizler de misafirperverliğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz İsa Bey. Değerli Altın Rehber izleyicileri, Ankara'da Hocam Piknik bizleri konuk etti. ODTÜ'ye yolunuz düşerse mutlaka bu kumpirleri tadın diyoruz. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak efendim? Efendim bugün sizler için Eskişehir'de ismini bir marka haline getirmiş, Türkiye'ye namını salmış bir isimin Sosyete Gökhan'ın konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz, genç iş adamlarımızdan Gökhan Yıldırım Beyefendi bulunmakta. Merhabalar. Merhaba. Efendim programımıza hoş geldiniz. Gökhan Bey, Sosyete Gökhan olarak sektörde kaç yıldır hizmet vermektesiniz? Yaklaşık 2006 yılından 11 yıllık süredir Sosyete Gökhan markasıyla hizmet veriyoruz. Efendim bildiğimiz kadarıyla sadece Eskişehir'de değil, tüm Türkiye genelinde şubeleriniz franchise olarak bulunmakta. Evet, şu anda kendi mağazalarımızı franchise'larla beraber toplam 27 mağaza ile hizmet vermekteyiz. İnşallah yakında bir projemiz var. Onunla beraber 28. şubeyi de açmış olacağız. İzleyicilerimiz de illaki biliyorlardır ama hangi tür ürünler satılmakta mağazanızda? Bilhassa bijuteri, takı aksesuarları olmak üzere çanta, cüzdan, gözlük ve bunu tamamlayıcı diğer aksesuarları mağazalarımızda satıyoruz. Efendim kendi bünyenize ait olan mağazalarda kaç kişilik ekiple çünkü ve hangi saatler arasında size gelip hizmet alabiliyorlar? Bizim mağazalarımız sabah 10-12 arasında çalışıyor. Bu mağazaların yaklaşık 10 üzerinde bize ait mağazalar. Neden Sosyete Gökhan'ı tercih etmeliler? Öncelikle biz ithalat yapıyoruz. Bilhassa Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere Kore, Tayland gibi uzak doğu ülkelerinden bizzat kendimiz ithalat yapıyoruz. Direkt müşteriye birinci elden ulaştırıyoruz. Dolayısıyla aradaki o uçurum fiyat farkları da bundan kaynaklanıyor. En gündem ürünleri en ucuz şekilde vatandaşlara ulaştırıyoruz. En ucuz ürünleri, öyle değil mi? Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar çok sağ olun. Teşekkürler. Sizlere bugün Kütahya'dan sesleniyoruz. Şenvadi bizleri konuk etti. Yanımızda Şenvadi İşletme Müdürümüz Ali Bey bulunmakta. Ali Bey, öncelikle burada yaptığınız hizmetlerden bahsedeceğiz. Ancak öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Kütahya Şeker Fabrikası'ndan emekliyim. Emekli olduktan sonra bu sektöre atadım. Elimizden geldiği kadar üniversiteli gençlerimizle, kendi Kütahya'nın yerel gençlerimizle hem onları iş sahası hazırlıyoruz hem de burada gençlerimize yönelik sabah kahvaltısıdır. Burada alabalık yapıyoruz, menemen yapıyoruz, Kütahya'mızın özgü mantı yapıyoruz. Ayrıca kış aylarında tavşan ve gazeteci partilerimiz mevcuttur. Efendim anladığım kadarıyla burada organizasyonlar da yapabiliyoruz. Evet, üniversite gençlerimizin eğlenceler düzenliyoruz. Yaş günleri var, evlenme teklifleri var. Kendilerini daha doğal ve rahat hareket edebilmeleri için elimizden gelenleri öğrenci kardeşlerimize, ailelerimize, Kütahya halkına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eskişehir'de kurulduğu günden itibaren gerek vermiş olduğu profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı hedefleyen bir firmaya Teknobilişim'e konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Gürkan Elbahan var. Bakalım Gürkan Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, faaliyet alanlarıyla alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Gürkan Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle işletme sahibimiz olan Gürkan Elbahan'ı bir tanıyalım derim. Gürkan Elbahan kimdir? Gürkan Elbahan, 1981 Almanya doğumluyum ben. Oradan kesin dönüşle geldik. 2002 yılında elektronik haberleşme meslekçisi okulundan mezun oldum, teknikerim. Aynı zamanda elektrik elektronik mühendisliği Osman Gazi Üniversitesi öğrencisiyim. 100% İngilizce bölümü okuyorum, devam ediyorum. Bir yandan da böyle küçük bir şirketim var. Teknoloji ve bilişim kısımlarında iki ana saçta sektörde çalışıyoruz. Peki bu sektörde sizler kaç yıldır bu sektördesiniz ve markamız ne kadar süredir faaliyette? Markamız bir yılı aştık, bir yıldır faaliyette. Tabii daha öncesinde yaptığımız başka işler de var ama Teknobilişim markası bir yıldır var. Bir yıldır teknoloji ve dediğim gibi bilişim tarafında hizmet vermekteyiz. Peki burada iki kolda aslında hizmet sunuyorsunuz sizler teknoloji ve bilişim olarak. Teknoloji alanında sunmuş olduğunuz hizmetleri bir kısaca dinleyelim sizlerden. Söyleyeyim, şöyle anlatayım. Yani sanayi ürünlerinde parçalayıcı, karıştırıcı, konveksiyonel fırınlar, yani üst teknoloji cihazlarda
tamir tadilat işlerinde uzmanız aslında biz. Ama tamir tadilat derken şöyle, üzerinde bir elektronik kart var bunların. Bu kart tamirat çok fazla Türkiye'de yapılan bir iş değil. Ve bu kart maliyetleri yüksek. Çünkü bunlar 30 bin, 40 bin, 50 bin liralık cihazlar. Takdir edersiniz içindeki kartlara da maliyetler yüksek. Biz kartları komple atmak yerine onların üzerine uzmanlaşarak kart tamirat yapıp maliyetleri onda bir düşürüyoruz yani. Bununla ilgili ciddi referanslarımız var. Teknoloji tarafında genel olarak yani sanayi, dediğim gibi çırpıcı, karıştırıcı, parçalayıcı, pişirici fırınların yetkili değil, etkin servis hizmetini veriyoruz. Peki bilişim alanındaki hizmetlerinizi de dinleyelim sizlerden lütfen. Bilişim alanında Türkiye çapında hizmet eden NAK Telekom şirketi var. Onun ana bayisiyiz Eskişehir'de. Yani biz inanıyoruz ki bundan sonraki süreçte vizyon daha hızlı akacak yani bilişimde. Ve IP santraller çağın geleceğin santralleri olarak düşünüyoruz. Çünkü IP santrallerin çok ciddi büyük hizmetleri var ve farkları var dijital santrallerden. Bunların detaylarına şu an çok fazla girmek istemiyorum. IP santral kurulum, yetkili servis, etkin servis hizmetleri vermekteyiz bilişim tarafında. NAK firması olarak. Gürkan Bey, kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Altın Rehber programı aracılığıyla izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler varsa da tarafınızdan dinleyelim lütfen. Valla öncelikle Acun Medya'ya ve Altın Rehber ekibine buralara kadar gelip bu şansı bize verdiği için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Merhaba Altın Rehber izleyenleri. Sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor. Sizlere bugün Isparta'dan sesleniyoruz. Isparta'da Yörükoğlu Optik bizleri konuk etti. Yanımızda Yörükoğlu Optik'in işletme sahiplerinden Mustafa Bey bulmakta. Mustafa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki efendim, Yörükoğlu Optik kaç yıldır bu sektörde ve siz kaç yıldır optik sektöründesiniz? Biz işletme olarak 2017 Mart'ın 20'sinde açıldık. Yenişehir Hastanesi'nin Isparta'da açılmasıyla beraber biz de bu lokasyonda yerimizi aldık. Çalışanlarımız 25 yıllık tecrübesi bir çalışanımız. Diğer çalışanımız 30 yıllık tecrübesiyle onlar da bize değer katıyor. Sektörde biz aslında yeniyiz ama çeyrek asırlık tecrübeleriyle çalışanlarımız tabii bu yeni olmamızı ekarte ediyorlar. Müşterilerimizi bekliyoruz. O zaman biz de izleyenlerimize kalite hizmetlerinizden yararlanmaları için buraya bekliyoruz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Ankara'dan sesleniyoruz. Ankara'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzle çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Özeniş Tente'ye konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Salim Kartalcık var. Bakalım Salim Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Salim Bey, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Salim Kartalcı kimdir? Salim Kartalcı, 1970 doğumlu, Ankara doğumluyum. Özeniş Tente'ye babamdan sonra
devraldım. Yani babanızla beraber başladı bu sektörün hikayesi, doğru mudur? Evet, babamla başladı. 1966 yılından bu zamana geldik. Babam artık bıraktıktan sonra biz devam ediyoruz. Bizden sonra da çocuklarımız devam edecek. Siz kaç yıldır bu sektördesiniz peki tam olarak? Tam olarak 25 yıldan beri bu sektördeyim. Aslında sizler 25 yıldır bu sektördesiniz ama bunun tabii ki de daha öncesi de var, sizlerin de bahsettiği gibi. Çok köklü bir firmaya konuk olduğumuzu söyleyebiliriz bizler de. Peki burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Sunduğunuz hizmetleri de sizler tarafından dinleyelim lütfen. Ne gibi sunuyoruz hizmetler? Kafe, restoran, evler, villalar. Bunlara güzel bir tent hizmeti vermeye çalışıyoruz. Güneşlik sistemler. Peki bu tenteden öncelikle bir konuşmak istiyorum. İş yerlerimize ya da evlerimize ya da diğer firmalarımıza neden tente taktırmalıyız? Tentenin önemi nedir? Bir uzman olarak sizlerden dinleyebilir miyiz lütfen? Tentenin önemi şu, rahat bir hizmet. Yani rahat oturduklarında insanların kafelerde ve restoranlarda hem güneşten hem yağmurdan hem kardan etkilenmemeleri için bu tente şart. Peki güvenlik amacıyla da kullanılabilir mi tente? Muhakkak, tabii. Kafeteryalar mesela akşamları kapattıkları zaman dükkanlarını, tenteleri kapattıkları zaman bir sıkıntı yaşamıyorlar. Yani masaları, sandalyeleri güven içinde kalıyor. Tabii tenteyle beraber çadır hizmetiniz de var sanırım. Aynen öyle, çadır işimiz de var. Çadırda da çok iyiyiz. Yani bir numaralı diyebilirim sektörümüz. Çadır işinde de büyük şantiyeler, deprem çadırları. Bu tarzda da devam ediyoruz. Peki ürün kalitenizden biraz bahsetmenizi rica etsek. Yani yapmış olduğunuz bir ürün ne kadar yıl kullanılabilir ya da sizler ne kadar garanti veriyorsunuz? Kullandığınız ürünler nelerdir? Biraz bunları dinleyelim sizlerden. Tentede garantilerimiz 5 yıl. Zaten biz marka çalışma uğraşıyoruz, markalarla çalışıyoruz. Yani motorlarımız olsun, ne bileyim brandalarımız olsun, hepsi 5 yıl garantili. Ama tabii 5 yıl verdikten sonra bu tenteler en az 10-15 yıl sorunsuz gidebiliyor. Başka yani iskelet aksamlarımız falan da bayağı bir sağlam. Çünkü biz yurt dışından ürün getiriyoruz, İtalya'dan çalışıyoruz. Bu şekilde hizmet sunuyoruz yani müşterilerimize. Peki tabii ki kafelerin, restoranların açık alanlarının üstünü kapatmak için tenteler kullanılıyor. Bununla beraber evlerin hangi kısmında ya da neden kullanılmalı? Evlerde de bahçelerde kullanılıyor. Balkonlarda, camlarda bu şekilde güneşi engelleyen her yerde kullanabiliyoruz. Peki daha öncesinde yapmış olduğunuz projelerden biraz bahsetmenizi rica etsek. Büyük çaplı bir inşaat projesinde ya da büyük çaplı bir restoran içerisinde projeye dahil oldunuz mu? Evet. Yani zaten büyük firmalarla çalışıyoruz. Büyük kafelerle çalışıyoruz. Markalı kafelerle çalışıyoruz. Evlerde de böyle bazen villa, böyle toplu konutlar oluyor. Onların da bütün tentelerini biz yapıyoruz. Peki sadece Ankara bölgesinde mi faaliyettesiniz yoksa talep olması doğrultusunda Türkiye'ye de talepleri karşılamak için gider misiniz, eleman gönderir misiniz? Tabii Antalya'da da zaten bir dükkanımız var. Orada da zaten bu sektör çok yoğun. Oteller var, büyük zincirler var. 5 yıldızlı otellerde çalışıyoruz. Antalya'da zaten kardeşim biri orada. Türkiye'nin neresinden talep gelirse ona göre hareket ediyoruz burada. Türkiye olması gibi Avrupa pazarına da açılmayı düşünüyor musunuz peki Salim Bey? Evet. Ya da yapmış olduğunuz orada da projeler var mıydı? Şu an Arap ülkelerinden bir talep var. Mesela geçen gün İranlılarla bir görüşmemiz oldu. Irak tarafında işlerimiz oluyor. Yani nereden iş gelirse oraya gidiyoruz yani. Yani şunu söyleyebiliriz ki özeniş tentede herhangi bir yer kavramı yok. Talep nerede olursa, eksiği nerede görürlerse oradaki eksiği tamamlamak için oraya gidim sağlıyorlar, gönderim sağlıyorlar. Evet, öyle bir şeyimiz yok zaten. Nereden talep gelirse gidiyoruz. Peki tenteleri sizin takmanızdan ziyade ya da çadırları sizin takmanızdan ziyade sadece ürünleri satın almak isteseler, malzemeleri satın almak isteseler bu konuda da yardımcı oluyor musunuz? Tente grubunda bu çok olmuyor. Mutlaka bizim gidip hizmet vermemiz gerekiyor. Çünkü yanlış işler yapabiliyor müşteriler. O yüzden kendi montaj ekiplerimiz gidiyor. Yani Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. Ama çadır bölümünde de paket olarak gönderebiliyoruz tabii. Bu konuda da bundan da yararlanabilirler diyoruz öyleyse. Aynen öyle.
Peki buradan sonrası için tabii ki Antalya'da kardeşinizin işletmiş olduğu bir şube var ama bunun dışında yine Türkiye genelinde ya da Ankara içerisinde bir şube açmayı daha düşünüyor musunuz? Yok, düşünmüyoruz. Zaten Ankara, Antalya şu an Türkiye'nin her tarafına yetişiyor. Biz ortada olduğumuz için Ankara'dan diğer yerlere ulaşabiliyoruz. Antalya'dan da sahil kesimlerine ulaşabiliyoruz tabii. Yani eksikleri buradan gördüğümüz ve giderdiğimiz için ekstra bir şubeye ihtiyacımız yok. Bunlar bize yeterli oluyor diyorsunuz. Evet, yeterli. Peki bu sektördeki hedefleriniz nelerdir tente çadır sektöründe? Bizim bu sektördeki yani direkt Avrupa'ya açılmak aslında amacımız. Bir de oralara gidip hizmeti sunmak, kaliteyi sunmak istiyoruz. Çünkü biz oradan aldığımız için malzemeyi burada daha güzel üretip, daha sağlam üretip, daha kaliteli olup Avrupa'ya da gitmek istiyoruz. Peki bu ürünler Türkiye çapında temin edebilecek ürünler mi? Yoksa siz Avrupa'daki ürünleri daha çok tercih ettiğiniz için mi oradan getiriyorsunuz? Şu an Türkiye'de üretilen ürünler Avrupa piyasasından daha kaliteli olmaya başladı. Daha önce çünkü tente sektöründe bir kültür Türkiye'de yoktu. Ama şu an şu aşamalarda 2017 itibaren tentelerimiz gerçekten Avrupa'dan daha kaliteli üretim yapabiliyoruz. Siz de bu alanda peki bir üretime geçmeyi düşünüyor musunuz? İmalata geçmeyi düşünüyor musunuz? Zaten şu an imalatçıyız. Biz kendi tentemizi şu an kendimiz üretmeye başladık. 2018 ve 2019 yılında inşallah Avrupa'dan daha iyi bir üretim yapıp oralara mal satmaya çalışacağız. Oradaki pazarı genişletmeye çalışacağız. Yani bu şekilde gideceğiz. Tabii ki sizler yani aile olarak 1966 yılından beri bu sektörde olduğunuz için artık ürünlerin kalitesini, nasıl yapılması gerektiğini, imalat alanı çok iyi bildiğiniz için Özeniş Tente olarak yakın bir zamanda yaklaşık 1-2 yıl içinde imalata da geçeceksiniz ve bu alanda da faaliyetleri açılacağınızı şimdi ekranlarımızdan da aktarmış olalım. Peki Salim Bey, izleyicilerimiz neden diğer meslektaşlarınızı değil de Özeniş Tente olarak sizleri tercih etsinler? Bizi nasıl tercih etsinler? Biz kaliteyle ön planda olan bir firmayız. Hizmetle. Çünkü bizimki hizmet sektörü. Müşterinin memnuniyeti çok önemli bizim için. Ürünlerimizi de dediğim gibi Avrupa'yı havada yapmaya çalışıyoruz. Yani o kaliteye hemen hemen şu an ulaştık zaten. Belki onlardan daha iyi bir ürün çıkartacağız. Denemelerimiz başarıyla hepsi sonuçlandı şu an. Ve İşte dediğim gibi müşteri memnuniyetiyle de ön plana çıkıyoruz. Zaten Özeniş'i o yüzden tercih ediyor müşterilerimiz. Peki izleyicilerimizin yine merak ettiği sorulardan bir tanesi. Tabii ki sizin bu anlatımlarınızla beraber merakları giderek arttı. İzleyicilerimiz bir tenteye ihtiyaç duyduklarında, böyle bir hizmet almak istediklerinde, bir firmaya gittiklerinde nelere dikkat etsinler, nelerin talebinde bulunsunlar? Bunları da yine sizlerden dinleyelim üstadımız. Evet, şimdi tentede ilk önce gelen kumaş olayı. Kumaşların marka olması gerekir. Yani bunların 5 yıl hiç olmasa garanti vermeleri gerekir. Motorlarımız çok önemli. Motorları yurt dışından getirtiyoruz biz. Türkiye'de motor üretimi yok. Motorlara dikkat edecekler. Ondan sonra iskelet aksamının sağlam olması gerekiyor. Yani en azından 2 yıl müşterilere 2 yıl garanti vermek zorundalar. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekir. Ki üzerine basarak söylemek istiyorum ki diğer firmaların en az 2 yıl bir garanti vermesi gerekiyor dediniz ama Özeniş Tente bu konuda 5 yıllık bir garanti süreci sağlıyorlar. Peki şunu söyleyebilir miyiz Salim Bey? Çadırda kullanılan kumaş ne kadar kalınsa o kadar kaliteli ve uzun ömürlü olur diyebilir miyiz? Tentesine göre değişiyor. Şimdi mesela tentenin kumaşı kaldırma bir gücü var. Biz ona göre uyarlıyoruz bu olayları. Mafsallı tentelerde, üstümüzde olan tentelerde çok kalınlık fark etmiyor. Ama dış mekan tentelerinde 4 mevsim kullandıklarımızda kalınlık ve brandanın gücü önemli. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bazı firmalarda hani bunları söylemeden tente yapabilirler. Müşterinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Bununla beraber tabii ki kafe restoran dediğimiz zaman her bir kafenin, her bir restoranın kendine göre bir konsepti oluyor. Bu konsept içerisinde sizlerin ona uygun renkte, modelde bir tente ya da çadır temin etmeniz mümkün müdür? Yani sadece elinizdeki olan ürünleri mi kullanıyorsunuz? Yoksa talep olması doğrultusunda o renkte, o modelde bir şeyde getirim sağlayabiliyor musunuz? Aynen dediğiniz gibi. Zaten büyük firmalar kendi konseptlerini kendileri bize
söylüyorlar, renklerini belirtiyorlar. Biz de onların istedikleri renklere göre ayarlıyoruz. Brandasını zaten onlar seçiyor. İskelet aksamını da her renge boyatabiliyoruz. Öyle bizim fırın boya sistemlerimiz var. Kendi ürettiğimiz boyahanelerimiz var. Oralarda muntazam şekilde müşterinin istediğine göre, istediği şekle göre çıkartıyoruz ürünleri. Buradan da yine anlıyoruz ki tamamen müşteri odaklı çalışan bir firma burası. Bununla beraber izleyicilerimiz girip daha önce yapmış olduğunuz projeleri ya da elinizdeki ürün gruplarını şöyle bir kontrol etmek isteseler, bir web siteniz ya da iş yerine ait bir sosyal medyanız varsa sizler aracılığıyla aktarmış olalım. Tabii. Özel iştente yani web sitelerimizden görebilirler. Fabrikamızı gelip gezebilirler. Bütün ürünlerimiz bizim açık zaten müşterimize. Web sitemizde zaten yeni görselleri, yeni ürünleri tanıtıyoruz biz sürekli. Özenişten.com'dan her şeyi görebilirler. Yani az önce söylemiş olduğunuz bir şeye yine bir dikkat çekmek istiyorum. İzleyiciler gelip bakalım bunlar nerede üretiliyormuş, nasıl yapıyorsunuz diye sizlere söylediklerinde fabrikayı da gezme ve görme imkanları var sanırım. Tabii, mutlaka. Gelip gezebilirler, ürünlerini görebilirler, yapılan ürünü işin yarısında da görebilirler mesela başladıktan sonra. Yani öyle bir açık firmamız müşteriye. Peki bir ürünün ortalama teslim edilme süresi nedir? Bir ürünün büyük bir bahçe ise 15-20 gün içinde komple teslimat var. Küçük bir ürünse 2 günde 3 günde teslim edebiliyoruz. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum Salim Bey. İzleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler varsa tarafınızdan dinleyelim lütfen. Çok teşekkür ederim. Memnuniyet bizim için çok önemli. Müşterimiz gerçekten bizim için çok önemli. Her zaman bekleriz yani. Kapımız herkese açık. Bizler de Ankara'ya ya da Antalya'ya yolunuz düşerse mutlaka Özenişten'e bir uğrayın, ürün gruplarını görün diyoruz. Öyleyse değerli Altın Rehber izleyicileri, Ankara'da sektörünün lideri Özenişten'e bizleri konuk etmişti. Bu müşteri odaklı firmadan mutlaka hizmet almalısınız diyoruz. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak efendim? Söz merkez stüdyolarımızda. Sevgili izleyenler, bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, haftaya aynı saatte İş Dünyası Rehberi Altın Rehber programında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.